öncelikle sizi tanıyalım. Benim adım Mehmet Baki Arpasatan. Kahramanmaraşlıyım. Kahramanmaraş'ın tanıtımı için off-road sporuyla uğraşıyorum. Harita mühendisiyim. Serbest harita mühendisi yapıyorum. Ondan da işte lastik işiyle uğraşıyoruz. Peki off-road ne demektir? Hangi alanda yapılır? Bununla alakalı bilgi verebilir misiniz? Off-road kelime manasıyla aslında yol dışı demek. Ama tabii yani bu bizim yaptığımız spora verilen isim. Off-road illa sadece yarış boyutunda düşünülmeyebilir. Off-road doğayla mücadele. Ama doğayı yenemezsiniz aslında. Doğanın şartlarına uygun şekilde bir noktadan bir noktaya zorlu bir yoldan, rotadan gitme, görünmemiş yeri görme, kamp yapma. Bunların hepsine off-road, yol dışı yapılan aktiviteler. Peki efendim, adrenalin sevdiğiniz belli çünkü araçlarla yapılan bir spor bu. Evet. Peki bu tutkunuz nasıl başladı? Off-road evet 4x4 araçlarla yapılır. Nasıl başladı? Ben doğayı çok severim. Doğaya gidip piknik yapmayı, gezmeyi, yeni yerler keşfetmeyi, ulaşılamayan yerlere gitmeyi. Bunu yaparken bir araç lazım. Ya işte biz de bunu jiplerle yapıyoruz. Sizin gitmediğiniz Maraş'ın çok güzel doğa harikası yerler var. Mesela buralara biz bu araçlarla ulaşıyoruz. Ulaşamadığımız yerde bırakıp yürüyerek devam ediyoruz. Ama yeni yerler keşfediyoruz. Oralarda konaklıyoruz. Doğayı sevdiğimiz için bu spora başladık. 2010-2011 yıllarında Maraş'ta bu işte belli bir ivme yakaladı çeşitli arkadaşlarla. Bir grup kuruldu. O grup tekrar daha bir birlik haline geldi. Dernekleşelim dedi. Dernek haline geldik. Başlangıcı böyle. Peki herkes bu sporu yapabilir mi? Ya da yapabilecekler için nereden ulaşılabilir bu sporu? Yani herkes bu sporu spor olarak değerlendirirse yarış babında herkes bunu yapabilir ama tabii belli kriterleri var. Off-road aslında doğayla, doğadayken yapılan bir iş olduğu için dikkat etmek lazım. Bu araçlarda çeşitli tehlikeler var gittiğimiz rotalarda, yollarda. Sonuçta uçurum kenarlarından geçiyoruz, dağ tepe geçiyoruz. Bunu yaparken belli kriterler olması lazım. Bir kere biz araziye veyahut işte doğaya veyahut işte off-road'a giderken mutlaka en az 3 arabayla gideriz. Neden? Mücadele sırasında mutlaka batan, bir tarafa arızalanan bir aracımız olur. Bunların birbirlerine yardım etmesi lazım. Yardımlaşmaktır aynı zamanda off-road. Tek kişi gidilen rotalarda sıkıntı yaşadığınız zaman ulaşılamayacak, telefon olarak ulaşılamayacak, iletişim olarak kuramayacağınız yerlerde olacağınız için çok büyük sıkıntı yaşarsınız. Çok dikkatli olmak lazım. Tabii bunu off-road sporunu yaparken donanım da çok önemli. Araçların üstünde mutlaka güvenlik ekipmanları olmalı, vinç olmalı, çekidemiri olmalı. Yani ciddi tehlikeli işlerle uğraşıyoruz. Çok ciddi güvenlik önlemleri almadan bu iş yapılmaması lazım. Ülkemizde genelde Trabzon, ne bileyim Akdeniz'in kıyı kenarlarında yapılan bir spor olarak biliyoruz bu off-road'ı. Kahramanmaraş'ta bunu yapabilecek bir alanımız var mı? Ya da nerelerde yapılabilir Kahramanmaraş? Kahramanmaraş bu işin için biçilmiş kaftan. Bizim yedi kuyularımız, Karagölümüz, Geben yaylalarımız, Başkonuş yaylamız, Düldül Dağımız, buralar çok güzel, doğa harikası yerler. Buralarda keşfedilmemiş, gidilecek çok yerler var. Yani Akdeniz bölgesinde ve Karadeniz bölgesinde, kıyıda, şeridinde olan yerlerle sınırlandırmak doğru değil. Peki uzun yıllardan beri bu sporla uğraşıyoruz. Herhangi bir tehlikeyle karşılaştınız mı? Ya tehlike, evet tehlikeyle karşılaştık. Mesela İstanbul Park yarışımız vardı 2017-2018 sezonunda. Sonuçta mekanik spor, hızlı gidiyoruz, dağ tepe, düz yolumuz yok yani. Arabanın frenleri boşaldı, yani fren hidroliği bıraktı. Ben orada bir takla attım, yanımda da Antalya'da bir arkadaşımız vardı Hatip Mehmet. Ama bize hiçbir şey olmadı, biz takla attık. Araba tekrar dört teker üstüne düştü. Biz çekiciyle servis alanına gittik. Arabamızı yaptık, tekrar yolumuza devam ettik. Ama sıradan güvenlik önlemi alınmadan yapılmış olsaydı bu taklada insan Allah korusun çok daha ciddi sonuçları olabilirdi.
Sizi peki bu off-road alanında en çok engelleyen bir şey oldu mu? Zorlayan bir engel oldu mu? Ya da şikayetiniz oldu mu bu? Şimdi off-road da beni engelleyen bir şey olmadı ama her jeep alıp doğaya gidip orada kamp yapıp etrafını kirli pis bırakıp yediğini içtiğini atığını yani doğada kaybolmayacak atıklardan bahsediyorum. İşte çöpünü, plastik çöpünü, naylon çöpünü doğaya bırakıp gelmelerini biz çok kızıyoruz. Artı şimdi sonuçta gittiğimiz araçlar çok kuvvetli araçlar. Belli zamanlarda çimlerde, çayırlıklarda, meralarda arkadaşlar drift gibi buralarda drift atıp doğaya zarar veriyor. Buna karşıyız. Biz yaptığımız işte gittiğimiz yerde nasıl bulduysak doğayı öyle bırakıp geliyoruz. Çöpümüzü cebimize koyup geliyoruz abi yani çabirle. Yani biz orada doğada çözülmeyecek hiçbir atığı bırakmıyoruz. Hayvanların yiyebileceği işte meyve artıkları, karpuz, kavun gibi sezona göre işte neyse onları elbette yemleri bırakıp geliyoruz. Hatta şunu yapıyoruz. Kışın kar yağdığında yemleme yapmaya gideriz biz. Araçlarımız müsait. Hatta bundan belediyeden de destek alırız. Çeşitli yemek şirketleri de bize destek verir. Arabalarımıza yükleriz yemleri, yiyecekleri, atık yiyecekleri. Doğada hayvanların yiyebileceği yiyecekleri. Doğaya çıkarız, onları bırakırız, geri döneriz. Peki, off-road tutkusu olan araçlarda genellikle modifiye tutkusu var. Sizlerde de bu tutku var mı? Daha doğrusu dernek yönünde bakalım. Yani şöyle, şimdi biz yerden yüksek seviyoruz abi yani abi. Modifiyeciler yere yaklaştırmayı seviyor, biz yerden yükseltmeyi seviyoruz. O araçlarda modifiyeler var, bizim araçlarımızda da modifiyeler var. Elbette motorlar, lastikler, güvenlik önlemleriyle, yangın tertibatlarıyla, şalterleriyle yani sonuçta biz bu işi bir federasyona bağlı, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'na bağlı olarak yapıyoruz. Bu dernek FIA onaylı ciddi bir dernek. Hatta Türkiye'de birçok organizasyona ev sahipliği yapıyor. En son Marmaris'te Rally, Dünya Rally Şampiyonu'nun bir ayağı. 2 senedir başkanımız, bir önceki başkanımız Serkan Yazıcı'nın gayretleriyle alındı. Onun döneminde bir tane yapıldı. Bu dönemde yeni başkanın zamanında yapıldı. Yani çok ciddi organizasyonlar yapan bir federasyona bağlıyız. Kurallarımız var. FIA kuralları geçerli. Her arabanın roll cage'i olmalı. Yarışa çıktığımızda kaskımız, tulumumuz, bunların hepsi olmalı. Güvenlik önlemli kemerlerimiz altı noktalı. Bunlar olmadan biz bu işi yapmıyoruz. Yani önce güvenlik, sonra adrenalin. Öyle değil. Biz tedbirimizi alıyoruz yani. Peki, önümüzdeki gün içerisinde Alpedon'un ana sponsorluğunda Kahramanmaraş'ta 6. ayak final yarışları olacak. Bunda da Kahramanmaraş olarak sizler temsil edeceksiniz. Evet. Neler düşünüyorsunuz bu yarış hakkında? Yani ilk önce heyecanlıyız. Her yarış bizi heyecanlandırıyor. Aracımızı hazırladık, bekliyoruz. İnşallah hafta sonu iki gün sürecek bir yarışımız olacak. Cumartesi günü orman etabı dediğimiz orman etabımız var. 12 kilometrelik. 4 kere geçeceğiz bu etabı. Bura mukavemet etabı da diyorlar. Mukavemet etabını bitirdikten sonra araçlarımız her etaptan sonra bir servis alıyoruz. Serviste aracın bozulan, aksayan yönlerini gideriyoruz. 30-35'er dakikalık veya 40 dakikalık işte servisler alıyoruz. Daha sonra gün sonunda ertesi gün için araçlarımızı kapalı parka çekiyoruz. Ertesi gün tekrar seyirci etabı var. Burada keyifli oluyor. İnşallah sizler de orada olacaksınız, göreceksiniz. Seyirci etabında engelli bir parkurumuz var. 3 kere tur atıyoruz orada. 3 start alıyoruz. Toplam 9 tur atıyoruz yani. Burada da seyircilere görsel şov oluyor. Bu kırıcı parkuru en kısa sürede en hatasız bitiren dereceye giriyor, kupasını alıyor. Peki Kahramanmaraş'ta olması sizin için bir avantaj ama siz burada herhangi bir deneme sürücü falan yaptınız mı? Ya da alanı biliyor musunuz? Şimdi biz yapılacak alanı biliyoruz ama tabii ki gidip orada herhangi bir test sürüşü, deneme sürüşü yapmıyoruz. Biz sadece Maraş'ta bir bacağı var, onu söyleyeyim. Yani bu 6 bacaklı bir organizasyon, Türkiye Offroad Şampiyonası. Maraş son ayağı ve biz diğer illere gittik. İşte Ankara, Denizli, Karabük vesaire. Bunların hepsinin en sonuncusu Maraş. Final yarışına denk geldi.
Yani şampiyon, Türkiye Offroad Şampiyonası burada belli olacak. Şampiyonu burada belli olacak. Biz de bu burada işte Kahramanmaraş'ı temsilen yarışacağız. İnşallah muvaffak oluruz. Kendi klasmanımıza iddialıyız. İnşallah kupa alabiliriz. Teşekkür ederim. Rica ederim.